Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek güncelleme. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki part 1'ini çekmiştik. 15 tane yenilikten bahsetmiştik. Bu videomuzda ise arkadaşlar OB44 ile gelecek 15 tane yenilik daha göstereceğim. Ayrıca arkadaşlar bu videomuzda 5 kişi haftalık üyelik çekilişi vardı kanalımıza devam ediyordu onun sonuçlarını bugün açıklayacağımı söylemiştim bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bu videonun içerisinde çekiliş sonuçlarını da açıklıyorum ve son olarak arkadaşlar yarınki videomda tam 15 kişiye haftalık üyelik çekilişi yapıyoruz 15 kişiye haftalık üyelik vereceğiz arkadaşlar yarınki videomu kaçırmamanızı diliyorum dikten sonra arkadaşlar hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk yeniliğimize başlıyoruz. İlk yeniliğimiz arkadaşlar oyun sonunda BR maçlarında şöyle bir tane fight açılıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Oyun bittikten sonra bu modu özellikle mi seçiyorsunuz bilmiyorum ama oyun bittikten sonra arkadaşlar şöyle bir tane yaratık mı desem, boss mu desem, canavar mı desem, ne desem bilmiyorum ama şöyle bir tane iki kafalı bir tane yaratık var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki de ayağı var. Bunla savaşıyorsunuz. Özellikle şu göğsündeki kırmızı nokta vurduğumuz zaman daha fazla hasar alıyor arkadaşlar. Ekstra da böyle yine silahlarda bir şeyler çıkıyor. Yine yetenek veriyor oyun bize. Bir şeyler bir şeyler. Yine gördüğünüz gibi yaratık kendisi de bize saldırabiliyor arkadaşlar. Bunu öldürdüğümüz zaman ekstra puan mı alıyoruz ne alıyoruz tam olarak bilmiyorum ama yine BR maçlarının sonunda şöyle bir tane yaratıkla savaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaşta sonlandı. Bakalım şöyle puanımıza puanda bir puanda bir eksiklik var mı? Yo puanı da gayet yeterli verdi. Neyse arkadaşlar şöyle bir tane yenilik geliyor bilginiz olsun. Şimdi geçelim bir sonraki yeniliğimize. Arkadaşlar bir sonraki yeniliğimiz oyunun hassasiyetleriyle alakalı. Hassasiyetler 100'e kadar çıkıyordu bili biliyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar 200'e kadar hassasiyet çıkıyor. Şimdi sizlere oyun içerisinde de bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar hassasiyetin nasıl değiştiğini buradan daha net görebileceksiniz. Hatta şöyle telefondan bakın. Gördüğünüz gibi 90 derece dönüyor arkadaşlar. Şöyle bir dönüş hızına bakar mısınız? Hassasiyetler tamamen değişiyor. Nasıl uyum sağlayacağız bu hassasiyete? Ben de bilmiyorum gerçekten. Free Fire'a alışmış aynı hassasiyetle oynayan kişileri bayağı zorlayacak bir yenilik. Evet, bir sonraki yeniliğimize geçelim arkadaşlar. Bu da yine oyun içindeki çevrimiçi arkadaşlarla ilgili. Şöyle bir tane arkadaşlar yenilik geliyor. Online olan, çevrimiçi olan arkadaşlarımızı buradan takip edebiliyoruz. Bunlarla alakalı bir tane yenilik geliyor. Bunu da buradan yine göstermiş olalım. Evet, şimdi geçelim bir sonraki yeniliğimize. Bir sonraki yeniliğimiz ise arkadaşlar, şimdiki araç kullanmayla alakalı arkadaşlar. Araç kullanma butonları sabitti arkadaşlar. Bugün güncelleme ile beraber buraya bir yenilik geliyor. İstediğimiz gibi araç butonlarının yerlerini değiştirebiliyoruz. İşte kullanımı kolaylaştırmak için büyütüp küçültüp ya da yerlerini değiştirebiliyoruz. Evet, sıradaki yeniliğimiz ise arkadaşlar havadaki gördüğünüz gibi Ejderha ile alakalı bir mekanik ejderhamı, normal ejderhamı şöyle bir yaratık. Ece geliyor arkadaşlar. eçde gördüğünüz gibi airdropu kucağıyla taşıyor. Ejderhaya hasar da verebiliyoruz arkadaşlar. Hasar verdiğimiz zaman korkup hemen airdrop'u bırakıyor arkadaşlar. Yani değişik eğlenceli bir şey olmuş. Ateş ediyoruz ama ölmüyor arkadaşlar. Sadece airdrop'u bırakıp kaçıyor. Böyle bir yenilik. Oyuna heyecan katsın diye yapılmış arkadaşlar. Şöyle haritalarda uçuyor böyle havada. Yani normal haritada değil de EÇ'ye geliyor sadece galiba. Yani ben şu anda EÇ'de görüyorum ama normal harita BR'lere de gelebilir arkadaşlar. Bakın şöyle sıkıyoruz. Hasar alıyor. Belli bir miktar hasar aldıktan sonra hemen airdrop'u bırakıp kaçıyor. Nasıl bir yaratıksa hemen bırakıp kaçıp gidiyor. Biz de gidip buradan lootlanabiliyoruz. Evet bir sonraki yeniliğimizi size daha gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir tane ayakkabı. Bu ayakkabıyla havaya sıçrayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu yine galiba airdrop'tan alabiliyoruz. Bakın şöyle değişik bir mekanik ayakkabı. Böyle hafiften sıçrıyoruz. Sıçrarken yani daha rahat düşmanı vurabiliyoruz. Sıradaki yeniliğimiz arkadaşlar silah. Yeni bir tane silah geliyor. Bu silah da arkadaşlar bir patlayıcı gücü olan bir silah. Tam olarak yeteneğini bir türlü çözemedim. Vallahi ben bu silahı çözemedim. Arkadaşlar değişik bir şey. Ateş çıkarıyor. Böyle el topu mu desem artık bomba atar mı desem. Şöyle değişik bir şey. Bakın gördüğünüz gibi düşmanı galiba yakarak öldürüyor. Oğlum düşmana giriyor resmen bu ateş. Bu nasıl bir şeydir arkadaş? Arkadaşlar yani ateş ettiğimiz zaman düşmanı yakarak öldürüyor. Böyle değişik bir tane silah. Harbiden değişik. Neyse değişik bir silah olmuş arkadaşlar. Evet bir sonraki yeniliğimize geçelim. Bu yenilikte ise arkadaşlar araçla artık jeton toplayabileceğiz. Biliyorsunuz ki candandırma jetonları toplarken araçla yanına gidip inip araçtan alıyorduk. Artık inmemize gerek yok. Tamamen yanına gidip hatta yanından sıyırıp ya da üzerinden geçerek jetonları toplayabileceğiz. Bu riskimizi azaltıyor. Bazen tek kaldığımızda jeton toplarken ölüyorduk. Bu güzel bir yenilik olmuş arkadaşlar. Bir sonraki yeniliğimize geçelim. Bir sonraki yeniliğimizde ise arkadaşlar e, bu da yine değişik bilmiyorum hani iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum ama hani düştüğümüz zaman rakibin bizi hemen tamamlanmasını engelliyor. Kafamıza bir kalkan geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Burada düştük. Evet başımıza bir kalkan var. Yani Dimitri ile hemen kalkabiliriz. Veya sürünerek kavra geçebiliriz. Düşmanın bizi tamamlamasını engelliyor. Bu da böyle bir tane yenilik. Evet bir sonraki yeniliğimize geçelim. Bir sonraki yeniliğimiz yine haritada bir yenilik arkadaşlar. Şöyle bir tane sarı bir bölge var arkadaşlar. Yani sarı bir yer var. E, bu sarı bölgeye atladığımız zaman bunun üzerine arkadaşlar... Burada burayı çalıştırıyoruz hemen şöyle içine giriyoruz ve burayı çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi çalıştırdığımızda şöyle basıyoruz evet çalıştı şimdi değişik bir şey geliyor arkadaşlar karşımıza bak, garip bir ne desem bilmiyorum ki şu dile bak ne çirkin bir şey bir de bize hasar da verebiliyor şimdi arkadaşlar bu çıktığında bizim bunu hasar verip öldürmemiz gerekiyor ya da bunu işte yok etmemiz gerekiyor. Silahla bunu yok ettiğimizde içerisinde inanılmaz güzel eşyalar çıkıyor. Yani takım arkadaşlarımızı kaldırabileceğimiz paralar ondan sonra bir sürü lootlar işte görüyorsunuz seviyeli silahlar bir sürü eşya çıkıyor içerisinde. Evet bir sonraki yeniliğimiz arkadaşlar plazma silahına geliyor. Plazma silahı arkadaşlar biliyorsunuz ki şarjla çalışan bir silah. Ben de seviyorum gerçekten bu silahı harita ilk düştüğümüzde. Bunu arkadaşlar yetenek geliyor. 3 seviye kadar yükseltebiliyoruz. Bu güzel bir yenilik olmuş. Bu silah şarjlı olduğu için ben bu silahı tutuyordum. E, galiba biraz da haritada da bollanacak arkadaşlar. Yani e, çok az bulunuyordu haritada. Hatta bazı modlarda yoktu. Artık biraz daha bu silah da geliştiği için haritada bollanacaktır diye düşünüyorum. Evet bir sonraki yeniliğimize geçelim. Bir sonraki yeniliğimiz arkadaşlar şimdi bu ejderhayı düşürdüğümüzde yer LUT sandığı düşüyor ya Bu Airdrop LUT'undan arkadaşlar bir tane daha bu el bombası çıkıyor bu el bombası değişik yeni bir el bombası Rakibe hasar veriyor tamamen öldürmese de Şöyle flash bombası şok bombası gibi Şöyle rakibe ama biraz daha fazla bir hasar veriyor arkadaşlar Yani bu da böyle değişik bir el bombası olmuş yani Çok da gerekiyor muydu bilmiyorum bunu kullanıp göreceğiz Evet baya da bir hasar veriyor. Hasarı da fena değil. Patlaması da şöyle değişik. Evet bir sonraki yeniliğimize geçelim. Bir sonraki yeniliğimiz arkadaşlar AFK kalma ile alakalı. Oyun içerisinde biliyorsunuz bazen AFK kalma durumları oluyor. Hem rakip hem bizler. AFK kaldığımızda şöyle bir uyarı geliyor arkadaşlar artık bizlere. AFK'sınız falan. Sonra şöyle değişik bir şey oluyor. Böyle bir uyarı şeyi yapmışlar arkadaşlar. AFK olunca Böyle bir uyarı niteliğinde bir şey gelmiş. Değişik bir şey arkadaşlar. Yani bununla alakalı da bir yenilik var. Bilginiz olsun. Evet görüyorsunuz yine AFK warning yazıyor. Bir sonraki endemize geçelim. Uçakla alakalı, ile alakalı arkadaşlar hem emoji hem istek atabiliyoruz artık rakip oyunculara. Evet arkadaşlar güncelleme ile gelecek yeniliklerimiz bu şekildeydi. Şimdi ise çekilişimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çekilişimizi Spleist test üzerinden yapıyoruz. Şimdi şöyle hemen kurallara bir bakalım. Ondan sonra çekilişimizi başlatalım. Şöyle ilk başta YouTube'da yapacağız çekilişimizi. YouTube'u seçelim. Linkimizi yapıştıralım. Şimdi linkimizi yapıştırdıktan sonra ileri diyelim. Kuralları da belirleyelim ve çekilişimizi başlatalım. Evet arkadaşlar videomuz geldi. Çekiliş videomuz da geldi. Yorumlara yapacağız tabii ki. Hemen bunu da seçiyoruz ve kurallar diyorum arkadaşlar. Evet kurallarda 5 kişi seçmişiz. 2 de yedek seçiyoruz. Şöyle bir kontrol edelim. Eksik gidik bir şey var mı? Eksiğimiz yoksa hemen başlatacağım çekilişimizi arkadaşlar. Çekilişimizi başlatmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Katılıyorum etiketini kullanıyoruz fakat katılıyorum etiketinin yanında ID'nizi yazmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aydınızı yazmadığınız zaman geçersiz oluyor. Bilginiz olsun. Evet her şey hazır gözüküyor. Hemen şöyle ileri diyorum. Çekilişimizi başlatıyoruz. Şöyle bir ilk başta yorumları seçelim. Evet 207 tane yorum var. Hemen şöyle bir ileri diyorum. Her şey tamamlandı diyor. Şöyle katılım için hiçbir sorun gözükmüyor. İleri diyorum ve çekilişimizi başlatıyoruz arkadaşlar. Evet çekilişe başlat dediğimde çekilişimiz başlamış olacak. Hadi hayırlısı diyelim ve çekilişimizi başlatalım arkadaşlar. Ve çekilişimizi başlattık. İlk talihlimiz hemen açıklanıyor arkadaşlar. Birinci kazanan arkadaşımız. Birinci kişi kimmiş göreceğiz şimdi. Mami arkadaşlar ID'sini de yazmış. Evet kazanıyor kendisi. İkincisi geçersiz oldu maalesef. Gül bırakmış. Güller için teşekkürler ama ID yazman gerekiyordu. Üçüncü kişi de Renner. O da kazandı. Evet ID'sini bırakmış. Yusuf da kazandı, katılıyorum yazmış. Bakalım dördüncü kişi, evet dördüncü kişi de Nihat, o da kazandı. Şimdi yedekleri belirleyeceğiz. Evet Hamit birinci yedeğimiz, ikinci yedeğimiz de ejderha oluyor ve kendilerini tebrik ediyorum arkadaşlar. Çekilişimiz sonuçlandı. Kazanmayanlar üzülmesin. Dediğim gibi yarınki videoda çok büyük bir çekilişimiz olacak. Şimdi şöyle sertifikayı alıyorum. SS'ini alıyorum. Kazanan kişiler burada arkadaşlar. Kendinize kontrol edebilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederim. 3 gün içerisinde ödülünüzü teslim edeceğim. Evet arkadaşlar kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum dediğim gibi arkadaşlar yarın 5 değil 15 kişiye daha haftalık yelik çekilişimiz var. Kazanamayan arkadaşlarımız üzülmesin. Yarında sizlere çıkabilir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.